İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bazı kuzey şehirlerinde hava durumu anomalisi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Artsakh'ın tahrip edilmesi ve Ermeni nüfusunun yok edilmesi üzerine inşa edilen barış kalıcı olamaz. Agit dönem başkanı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, Yerevan'ı ziyaret etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Azerbaycan ordusunun bazı şiddet olaylarını savaş suçu olarak nitelendiriyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki kayıpları 112 kişiye ulaştı. Los Angeles, Azerbaycan'ın Artsakh'a yönelik saldırganlığının kurbanları için 9 Kasım'ı anma günü ilan etti. Batı Ermenistan'ın Van Gölü balığını büyük bir tehlike bekliyor. Yılın bu zamanı içinde olağanüstü hava koşulları Batı Ermenistan'ın bazı şehirlerinde devam ediyor. Kars ili başta olmak üzere orta bölgelerde yoğun kar yağışıyla hava sürprizler yaşatıyor. Soğuk hava nedeniyle Kars'ta okullar bir gün süreyle kapatıldı ve önümüzdeki günlerde fırtına bekleniyor. Kar temizleme ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Van, Muş ve Harbert bölgelerinde de yoğun kar yağışı kaydedilirken Muş ve Sasun'un dağlık bölgelerinde kar kalınlığı birkaç metreye ulaştı. Bu bölgelerdeki havanın eksi derecelerine rağmen ağaçların çiçek açtığı bazı güney bölgelerinde ilkbahar hakim oldu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Agit dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind ile yaptığı basın toplantısındaki konuşmada, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı her zaman samimiyetle barış mesajı vermiştir. 20. yüzyılın ilk soykırımından sağ kurtulan bir millet olarak barış ve güvenliğin değerini biliyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh-Karabağ sorununun her aşamasında sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olmuştur. Bugün de barışın ve gerçek uzlaşmanın bölgemize getirebileceği olasılıkların tamamen farkındayız. Ancak barış sadece güzel bir kelime değildir. Artsakh'ın Hadrut bölgesi de dahil olmak üzere barışçıl yerleşim yerlerinin yıkılması, Ermeni nüfusunun yok edilmesi ve bunun yerine Azerbaycan yerleşimlerinin kurulması temelinde oluşturulacak barış kalıcı olamaz. Uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde adil ve onurlu bir barış için mücadelemize devam edeceğiz ifadesinde bulundu. Agit dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, bugün Yerevan'da Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümüne, çözüm sürecinde Agit'in sürekli rolüne ve Agit ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine değinildi. Agit dönem başkanı, Minsk grubu ve Agit kişisel temsilcisinin kalıcı ve sürekli barış arayışındaki önemli çalışmalarını vurguladı. Lind aynı zamanda çözülmemiş sorunların devam ettiğini de ifade etti. Agit ilerleme arayışında önemli bir rol oynuyor. İnsani ve insan haklarına saygı bu aşamada önemlidir. Zeminde bir güven ve erişilebilirlik atmosferi yaratmak gerekiyor diyen bakan kadınların rolüne dikkat çekti. Ann Lind'in mesajının Azerbaycan makamlarına gönderildiğini de hatırlatalım. Agit dönem başkanı Lind, sivil toplum temsilcileriyle de bir araya geldi. Agit dönem başkanı bölgesel bir ziyaret kapsamında 14 Mart'ta Azerbaycan'a gitmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Artsakh Dağlı Karabağ'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillere yönelik bir dizi şiddet olayına değindi. Örgüt, Ermeni sivillerin işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı çeşitli şiddet olaylarını belgeledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Azeri esaretinde iki kişinin öldüğüne dikkat çekti. İnsan Hakları Örgütü, 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre uluslararası bir silahlı çatışma sırasında sivillerin korunmasının sağlandığını bildirdi. Raporda, bir kişinin yasa dışı kaçırılmasının Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlali, bir savaş suçu olduğu belirtiliyor. Raporda, yukarıda belirtilen davalarla bağlantılı olarak koruma altındaki kişilerin kasıtlı öldürülmesi ve kötü muamelesinin uluslararası insani hukuk kapsamındaki savaş suçları olduğu ifade edildi. Rusya Federasyonu Devlet Duması Savunma Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Andrei Krasov, Rus ordusunun Suriye'deki çatışmalar sırasında 112. kişiyi kaybettiğini söyledi. Pazartesi günü Devlet Duması'nda bir yuvarlak masa tartışmasında Suriye'de 112 Rus askeri öldürüldü dedi.
Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı, Rusya Hava Kuvvetleri eski başkomutanı Viktor Bondaryov, Eylül 2018'de aynı rakamları ifade etmişti. Los Angeles Şehir Konseyi, Arsah Cumhuriyeti halkına desteğini ifade eden bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Masis Post'a atıfta bulunan Armen Press verdiği haberde bu tasarı meclis üyeleri Paul Gregorian ve Mitch O'Farrell tarafından sunuldu. Karar tasarısında Los Angeles şehrinin etnik kültürel açıdan Ermeni bölgenin yerli Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını cesurca ilan eden ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nden yaklaşık 30 yıl önce ve sonra demokratik öz yönetim uygulayan Arsah halkını her zaman desteklediği belirtiliyor. Karar tasarısı Azerbaycan tarafının Eylül 2020'de başlattığı savaşa atıfta bulunarak Azerbaycan saldırısının amacının yerli Ermeni nüfusunu yok etmek ve bağımsız Arsah Cumhuriyeti'ni zorla ele geçirmek olduğunu belirtmektedir. Karar tasarısında bu karar tasarısını kabul ederek Los Angeles şehri bu saldırının binlerce kurban için yas tutuyor ve 9 Kasım gününü Azerbaycan'ın Arsah Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı nedeniyle anma günü ilan ediyor denildi. Belediye meclis üyeleri Şuşi şehri artık yasa dışı olarak Azerbaycan tarafından kontrol edildiğinden Şuşi ile dost şehir statüsünü geçici olarak askıya aldıklarına karar verdiler. Şehir Azerbaycan işgalinden tekrar kurtulduğunda statüyü geri getirme sözü verdiler. Batı Ermenistan'ın Van Gölü ve çevresindeki akarsularda küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinin düşmesi nedeniyle üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göçünün bu sene zorlu geçeceği öngörülüyor. Van Gölü Havzası kuraklık yaşanan alanlardan biri. Yağışın az olması havadaki su potansiyelini de olumsuz etkiliyor. Van Gölü seviyesinde sürekli bir azalma öngörülmektedir. Bu durum yaban hayatını da olumsuz etkileyecek. Havaların sıcak olması balıkların davranışını da etkiledi. Bu mevsimde 70 metre derinlikte olması gereken balıklar 18 metreye çıkarak kıyıya yaklaştı. Su ne kadar azalırsa balığın üremesi de o kadar zorlaşacak çünkü inci kefali yaşamını her ne kadar Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında gerçekleştirse de varlığının devamlılığı göle dökülen akarsuların varlığıyla mümkün. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartong adlı topluluk tarafından seslendirilen Haberban adlı eseri sunuyoruz. Haberban ey Haberban, can ey can, can vurban. Haberban ey Haberban, can ey can, can vurban. Ahçı kuvanun nargiz, yarcan kuvanun nargiz. Nöstev hey zahka hargiz, nöstev hey zahka hargiz. Haberban, Haberban, Haberban ey Haberban, can ey can, can vurban. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.